Sevgili gençler. Bugün sizlerle hepinizin yakından ilginizi çekeceğinizi düşündüğüm bir konudan bahsedeceğiz. Sağlıklı beslenmeden. Evde kaldığımız süre içinde bu konuda bilgi sahibi olmaya gerçekten çok ihtiyacımız var. Çünkü çok sık yemekle ve yemek yapmakla, onu tüketmekle ilgileniyoruz. Günümüzü yemek yemekle geçirmemiz ayrı, hele şu Ramazan günlerinde özellikle akşam iftara hazırlananlar yeni yeni yemek yapmak konusundaki çalışmalarla uğraşmaları ayrı hayatımızın merkezinde yemek konusu var. Peki ama nasıl yemek? Sağlıklı olarak kalabilmek, beslenebilmek için nasıl davranabilmek? Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Diyetisyen Didem Kanca Üstay. Bize merak ettiğimiz birçok konuda çok güzel bilgiler verecek. Hoş geldiniz Didem Hanım. Şimdi önce sorulara başlarken yemek ve iyi beslenme konusunda çok kullanılan bir kelimeyle başlamak istiyorum. Kalori. Kalori nedir? Herkesin farklı günlük kalori ihtiyacı var denir. Neye göre belirlenir bu? Nasıl planlanır? Evet çok güzel bir soru. Kalori nedir? Kalori bizim temel enerji ihtiyacımızdır, enerjidir. Ve bir gram protein dört kalori eşittir. Bu da nasıl oluyor? Diyelim ete bakıyoruz, kırmızı et misal. İçinde on gram protein varsa 40 kalorisi proteinden geliyordur. Yağ varsa 1 gram yağ 9 kaloridir. Bunu sonra paketlerin içeriklerini okumakla ilgili kısma gelince siz daha da detaylı açıklayacağım ama 1 gram karbonhidrat 4 kaloridir. En fazla kaloriyi yağdan alıyoruz enerjiyi bakarsak. E, kişiye göre kesinlikle kalori ihtiyacı değişiyor. Hmm. Fakat gençlerde çok hızlı bir büyüme döneminde oldukları için onların günlük kalorileri bize göre, yetişkinlere göre daha yüksek oluyor. Fakat yine erkek ve kızlar olarak da değişiyor. Çünkü erkeklerin kas oranları daha fazla olduğu için metabolizmaları daha hızlı çalışıyor. Bundan dolayı da daha fazla enerjiye, kaloriye ihtiyaç duyuyorlar. Kızlarınki biraz daha az onlara göre. Bir de tabii ki hormonal olarak da. Kız erkek arasında farklılıklar oldukları için e, enerji ihtiyaçları değişiyor. Ayrıca spor yapanlar ya da hareketli olan gruplara göre de değişiyor. Çünkü eğer siz e, çok hareket ediyorsanız, e, aktiviteniz bu olsa daha fazla kalori harcıyorsunuz. Hı hı. Ona göre de enerji ihtiyacınız artıyor. Ama bütün gün, şu anda gençlerin çoğunun yaptığını duyuyorum, bilemiyorum. Hani oturup ekran karşısında. Hiçbir şey yapmayınca e, kalori ihtiyacımız da otomatik olarak azalıyor, düşüyor. Doğru. Peki yemeklerin kalori e, miktarları nasıl hesaplanır? E, zaten onların tabii ki bunun bir kimyası var. Laboratuvarlarda bunların e, kalorileri hesaplanılıyor. E, ve e, Ama bunların yazılıyor yani internete de girerseniz bugün bütün şeyleri bulup mümkün. Bu, mümkün. <laughs> Ayrıca e, çok önemli bütün paket gıdalarda da yazar. Evet. <laughs> E, ve Dünya e, Gıda Kodeksine göre paketlerin arkasında içeriklerde en fazladan en aşağıya doğru gider. Mesela size bir örnek vereceğim. Bir fıstık ezmesi almak istiyorsunuz. Eğer ilk sırada çünkü bu karşılanabilen bir durum. Şeker yazıyorsa fıstıktan çok içinde şeker var demektir. Ya da fındık ezmesi misal çok diyorum. Çok önemli bir nokta bu. E, çünkü insanlar diyor ki A, ben fındık ezmesi alıyorum. E, bol protein alacağım diye düşünüyor. Oysa proteinden çok şeker alıyor. varsa tehlikeli. Tehlikeli. O yüzden o ilk sıralama çok önemlidir. İlk de ne alıyor sonra işte aşağıya doğru iner. E, gençlere de söylüyorum herkes için paketleri okumak, içeriklerini okumak çok önemli. Ve orada da yazar. Toplamda kaç protein vardır, şeker ne kadardır, karbonhidrat ne kadardır? Çünkü kalorinin ne kadarı şekerden geliyor, ne kadarı proteinden geliyor bunu görmek önemlidir. Bazen protein barlar satılıyor, işte yüksek protein sanki çok sağlıklıymış gibi algı veriliyor. Bu tabii ki hepsi için değil o yüzden paketleri okumak önemlidir. Bazen o protein barın içine bakıyorsunuz öyle bir şeker var ki ona lezzet vermek için. Ama o size algıda farklı bir şey yaratıyor. Ha, tabii ki bunun yanı sıra sağlıklı protein barları da var. Ama o yüzden e, içerikleri okumak, paketleri okumak çok önemli. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Tabii siz diyetisyen olduğunuz için bu konulara çok daha dikkatli yaklaşabiliyorsunuz. Hazır yeri gelmişken e, şu soruyu sormak istiyorum. Sizin gibi diyetisyen olmak isteyen çok genç vardır mutlaka ekranda. Onlara neler önerirsiniz? Nasıl böyle bir yola doğru çıkabilirler? E, bence Esasında bana sorarsanız diyetisyenlik e, şu anda e, yeterli iş imkanı bulamıyorlar. E, fakat esasında çok önemli bir bölüm. E, okullarda kesinlikle birer tane diyetisyen olması gerekir. Hı hı. Sonuçta baştan e, ağaç yaşken eğilir. Doğru. E, firmaların olması gerekir. Çünkü firmalarda sizi sağlıklı beslenme büyük firmalar için bahsediyorum hı hı. kuruluşlarda. E, sağlık kuruluşları, aile hekimliğinde diyetisyen olması bence muhteşem bir şey olur. E, çünkü insanların sağlıklı beslenmeyi öğrenmeye ihtiyaçları var ve doktorlarımızın e, zaten beslenme eğitim alıyorlar ayrı ama bir de vakitleri yok çünkü çok fazla hasta bazı yerlerde görünmesi gerekiyor. Hı hı. Bu anlamda diyetisyenler hani e, herkese faydalı olabilir. Onun için bence çok güzel bir meslek ve önünün açık olduğuna ben inanıyorum. Açık Şu ve mesela. o yüzden de okumaları lazım diyorsunuz. Yani bu anlamda bir meslek grubunun oluşması her yere doğru yayılma arttıracak ve insanlar daha sağlıklı beslenmeye başlayacaklar. Bir de çok kısa pardon kesiyorum Tabii. ama... E her doktorun demeyeyim ama doktorların yanında diyetisyen olması da çok güzel. Mesela onkoloji, onkolojinin beslenmesi farklı. E, Jinekologların, kadın doğum doktorlarının yanında olması, çünkü bu insanlar e, işte ne bileyim hamile kalıyorlar, öncesi var, doğum sonrası Doğru. var. Bunun gibi yani hani o yüzden diyetisyenler hem şimdi okuyan öğrenciler için söylüyorum, hem de okumak isteyenleri kendi iş imkanlarını da yaratabilirler. Çok güzel, cazip bir alan yani. Şimdi ben yine gençlerin yaşadıkları sağlıklı beslenme sorunlarını geri dönmek <laughs> istiyorum. Çünkü sizin cevaplarınızı çok merakla dinleyeceklerinden eminim. Gençlerde özellikle yeme bozuklukları konusunda bazı problemleri görüyoruz. Sosyal medyada da görüyoruz. Hatta bazı kelimeler hep gündemimize girdi. Obezite gibi, anoreksiya gibi. Bu kelimeler, bu kavramlar neyi ifade ediyor? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bir kere gençler arasında artık çok fazla bir sosyal baskı da var görüntüleriyle ilgili olarak. E, çok kısa açıklamaya girersem anoreksiya e, yemek yememe hastalığı, Ye, günde 500 kaloriden azalma. Yani bu e, özellikle gençlerde başlıyor, gençlik yıllarında başlıyor bu hastalık e, ve bunun iyileşme süreci çok uzun. E, aileler bu anlamda çocuklarına dikkat etmeliler çünkü gençler şöyle yapıyorlar gözlemlediğim için de söylüyorum. Ben vegan olmaya karar verdim. Ben vejeteryan. Otomatikman bazı yemekleri kısıyorlar. Bir açıklar mısınız veganlık ve vejeteryanlık? Belki çok fazla ilgilenmediği için bilmeyenler vardır. E, veganlık bütün hayvansal gıdaları tamamen beslenmesinden, diyetinden çıkarmaktır. Hiç yani tereyağı, yoğurt, peynir, süt, et, balık Aman hepsi. Yani... Lazım olan her şeyden uzaklaşmak. Evet, e, aynen öyle. Özellikle gelişme çağında e, ve şeyde yapılması uygulanması da çok zordur. Vegeteryanlığın da bölümleri var. Diyelim lakdova hani süt ürünlerini tüketiyor, yumurta tüketiyor ama kırmızı et yemiyor ya da balık yiyor. peske ve, ve bölümleri var. Ama hayvansal gıdayı onlar da baya bir azaltıyorlar. Fakat hmm. e, veganlar kadar e, şey değiller. Sıkı değiller. Hı hı. Bu açıdan o yüzden şimdi evde oldukları için gençler aileler daha da dikkat edebilir. Gençler de kendilerine şu soruyu sormalar. Ben veganlığı niye yapmak istiyorum? Hı. Hani bazen şeyin arkasına sığınıyorlar. İşte hayvanları çok seviyor şunu ama onun temelinde şey yatıyor. Yemek yememe, hı. Ee, görüntüye dönüşme. Bir de anoreksiye bir yeme bozukluğu olduğu için. Ee, bunun e, tedavisi diyetisyenlerden ziyade e, psikologla, psikiyatristle birlikte olması gerekiyor. Ve eş zamanlı olursa tabii ki e, çok daha e, güzel yol alabilirler ama uzun bir yol. Bunu da söylüyorum. Evet. O yüzden bu hastalığın başlamaması çok önemli gençlerimizde. Evet. Bakın obeziteyi geri çevirmek daha kolay. Öyle mi? geri çevirmek çok çok daha zor bir hmm. şey. Aynı şekilde bulimya var. E, bu da kendini kusturmak. Çok kötü. Ee, ve gençlerde bakın buralarda parmakların özellikle yara oluyor. kendilerini Öyle mi? Kustururken. Ne yapıyorlar? Neden? Ee, parmaklarını böyle atıyorlar. E, ve ağızlarını. bu iki ağızlarına. Ve dişleri geliyor ve burada e, yara oluşuyor. Ah ah. Çok kötü bir şey bu. Aynen ve e, bulimya şöyle bir şey. da zayıflık zaten görüntüden anlarsınız. Bu insanlar aşırı zayıf oluyorlar. Çünkü hiçbir şey yemedikleri için. da ee, çok fazla yedikleri bir anda çok fazla kalori alıyorlar 5000'in üstünde hmm. ee, ve sonra çıkarıyorlar. Tabi bunların hepsi çıkmadığı için bir kısmı kalıyor o yüzden bulimiklerin hepsi zayıf olmayabiliyor. Bir de öyle bir problem de var. Hı hı. Hı. Onun için onu anlamak da süreç alabilir ama aileler hani çocuklarını takip etmediler. Her yemekten sonra bu kişi tuvalete gidiyor. Hı. Bir kusma, ürme sesi duyuyorlar mı? Parmaklarını arkadaşlar da kendi aralarında bakabilirler. Tabii. E, bu yemek yememe olayı da bazen kendi arkadaşlar birbirlerini gözlemleyebilirler yakın arkadaşlar. İşte ben bunu yemiyorum çok sağlıklıyorum o yüzden bunu yemeyeceğim şunu yemeyeceğim dediğiniz anda zaten bir tür yeme bozukluğuna doğru da gidiyor olabilir bir de görüntüye de bakmak gerekir evet. e, aileler bunları çok sıkı takip etmeleri çok gerekiyor çok önemli bir konu sağlıklı beslenmek için e, herkesin dengeli olarak her şeyi yemesi lazım peki vücudumuz nasıl doyar o konuda e, bize ne söyleyebilirsiniz vücudumuz et evet, şu anda çok yine güzel bir soruya değindiğiniz konuya e, gençler çok fazla dış görünüş odaklı oldukları için önemli olan incelik gibi görüyorlar zayıf olmalar oysa Tabii ki normal kiloda olmak önemli, hani aşırı kilolu olmamak. Ama e, hücrelerimizi doyurmak çok önemli. Evet. Çünkü o hücreler vücudumuzda e, vitamin, mineralle besleniyor. En basitinden mesela gençlerin çoğu öğün atlıyor. Kahvaltıyı etmek istemiyorlar. E, ya, çocuklukta e, beynin çok fazla, bizlerin e, iki katı, üç katı fazla glikoze enerjiye ihtiyacı var. Evet. E, ve ilk 3 saat içinde bu alınmazsa, Akademik performans da düşüyor aynı zamanda. Hmm. Çünkü vücudun besine enerjiye ihtiyacı var. E, ve aldığımız besinlerde de vitamin, mineraller var. Kalsiyum, D vitamini, D daha çok güneşten geliyor ama işte çinko. Bunların hepsi A vitamini, E vitamini birçok vitamin, mineral gelişmemizde çok önemli. Özellikle bu yaşta alınması çok önemli. Mesela kalsiyumu bu yaşlarda azaldığınız zaman ileride kemik erimesine yol açıyor. Hmm. Elginç. Bakın bugünün yatırımı ileride kendini gösteriyor. Hmm. O onun için önemli olan zayıflık değil, önemli olan sağlıklı beslenip bu e, bize verilmiş olan vücudu, e, kemiklerimizi, kas sistemimizi ayakta tutabilmek için çok doğru beslenmemiz gerekiyor. Vitamin ve minerallerden hmm. almamız gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Birçok sebze, meyve, işte protein türü, et, balık, e, çerezler gibi gıdalardan düzgün şekilde almak. Yağı da öyle. hani Abartmadan. Herkes yağ kesmek istiyor. Sıfır yağ. Şimdi sıfır yağ dediğiniz zaman özellikle kızlarda erkeklerde de ama kızlarda e, mensüre regle olmaya başladıktan sonra zaten vücut yağlanma ihtiyacı duyuyor ve buna da ihtiyacı var. Eğer onu vermezsek hormonlar yeteri şekilde işlev görmüyor. Bu da yine ileriye yönelik onlarda sıkıntılara yol açacak. Evet, bugün çok yani önemli. bugün sağlıklı beslenmek ileriye yaptığımız en büyük yatırım artı eğer biz B vitaminlerini yeterince almazsak ki tahıllı gıdalardan çoğunu alıyoruz etten b 12 alıyoruz e, sinir sistemimiz çöküyor sinir sistemimizin çöküyor demesi depresyona giriyoruz bugün birçok gencimizde zaten e, depresyon çalışmalarda gözüküyor. Depresyon da obeziteyle de ilişkisi var. Yani bu böyle bir ağ gibi. Onun için doğru beslenmek ruhen yani ve fiziken sağlıklı olmak için çok önemli. Çok haklısınız. Demir ihtiyacı, A vitamini, çinko, iot bunlar e, herhalde bir şekilde vücudun iyi beslenerek alması gereken en önemli e, maddeler değil mi? Tabii, ergenlik demir, çağında? Mesela demirle ilgili çalışmalar var. E, demir düşüklüğü. Gençlerde akademik olarak başarıyı düşürüyor çünkü mesela bazen diyor ki gençler ben konsantre olamıyorum ben matematiği anlamıyorum ben şunu anlamıyorum oysa. Bir demir testi yapılsa, demir düşükse ve demir takviyesi ve demir takviyesi de kesinlikle kendi başına alınmaması gereken bir şeydir. Doktor kontrolünde olması gerekiyor. yani diyetisyen dediği, Çünkü size doktorunuz diyecek ki bunun kan tahlilini yaptırmanız gerekiyor ve o size takip edecek. Ona göre demir takviyesi verecektir. Şunu da söyleyeyim. Demiri çok düşük insanların, gençlerin demir seviyesi sadece beslenmeyle yükselmez. Bakın. Düşmemesi için doğru besleniyorsanız düşük olmaz ama bir yerde yanlış beslendiyseniz ve yemediyseniz çok kafeinli içecekler tükettiyseniz kahve çay gibi ya da asitli içecekler bunlar sizin demirinizi düşürecektir. Aynı şekilde hmm. çok fazla süt de e, tüketildiği zaman demirin eminliğini düşürüyor vücuttaki bu sefer demir düştüğü zaman e, bunu bir süre takviye alıp hmm. yükseltmeniz gerekiyor. Yani sırf gıda ile olmaz. O yüzden de bir doktor kontrolünde e, ilerlemekte fayda var, baktırmakta. Hı hı. E, aynı şekilde demin iotu söylediniz. Şimdi çok moda oldu. E, son birkaç senedir televizyonlarda, medyada da işte kaya tuzu alın. Evet. Farklı Himalaya tuzları. Fakat bu tuzların içinde iot yok. Hı. E, iotlu tuz çıkmasının sebebi seneler önce tuza iot eklenmesinin. Evet. E, sebebi zaten insanlarda tiroid rahatsızlıklarının görülmesi. Hmm. Tiroid deyince tiroid ana şalter evet. vücuttaki. Tiroid bozduğunuz zaman, tiroidleriniz çalışmadığınızda bütün metabolizma sistemini çökertmiş hmm. oluyorsunuz. E, o yüzden de iyotlu tuz kullanmaları çok önemli. Tabii ki aşırı tuz tüketimine gitmemek gerekiyor. Buradan aşırı tuz deyince gençler çok fazla paketli gıda tüketebiliyor. Kimi gençler fazla paketli e, paket gıda tüketiminde de çok yüksek sodyum oluyor çoğu zaman. Hmm. Çünkü lezzet versin diye sodyumu basıyorlar. Evet çok tehlikeli. Yani bu konulardaki dengelere çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de hep şey denir lifli gıdalar tüketin. E, lif ne demektir? E, lif tüketimi ne kadar olmalıdır? Nasıl olmalıdır? E, şimdi hemen ona geçeceğim ama bir öteki şey de aklıma gelmiş. Tabii. istiyorum. Çin tuzu e, denilen bir Çin şey tuzu. var. Çin tuzu. Monosodium glutamat. Bu birçok paket gıdada ve ve fast food gıdalarında kullanılıyor ve bağımlılık yapıyor. Zaten Allah. bunu istiyorlar. Siz mesela cips yersiniz, paketin hepsini bitirsiniz ve bir daha da yemek istersiniz. Bu bundan kaynaklanıyor. Çok ilginç. O yüzden paketlerin içine monosodyum glutamata ya da çin tuzu diye de yazabilir. Dikkat etmek gerekir. Dışarıdan da yemek ısmarladığınızda sizde bağımlılık yapıyorsa. Bunun arkasında yatan sebep bu olabilir. Ah, çok enteresan bunu iyi ki söylediniz. Peki e, sosyal baskının e, yemekle ilişkisi desem ne cevap verirsiniz? Böyle bir bağlantı var mı? Var. Arkadaşlar arasında işte sosyal baskı zorbalık olarak gördüğümüz bir kere e, kiloluysa çok dalga geçiyorlar. Evet. E, bu çok yanlış bir şey davranış her anlamda. E, o kişiler e, tabii ki e, kendilerini kötü hissediyorlar ya da arkadaşlarla çıktığında yemiyorlar. Çünkü onlar dalga geçiyor şişko işte zaten şu halde bak sen mi yiyeceksin sen yemesen ihtiyacın yok gibi. Onlara göre dalga geçmek gibi oluyor ama bu bir sosyal baskı oluşturuyor. Bu sefer o çocuklar gençler ne yapıyorlar eve gittiklerinde yemeğe saldırıyorlar. Hmm. Orada arkadaşların yanında yemeyip ve bazen arkadaşlar şöyle diyor. sen hiçbir şey yemiyorsun. Nasıl böyle şişko oluyorsun?" Evet. gibi. Bunlar tabii ki çok rencide edici. Açıyor, rencide ediyor. bunlara kulak tıkamak mı lazım bir genç için? Bunu tabii söylemek çok zor ama nasıl bir çözüm bulunmalı dersiniz? Ee, evet o yüzden gençlere şeyi söyleyeceğim. Sağlıklı beslenip kendilerine dikkat etmeleri ve görüntü odaklı yaşamamaları. Çok önemli Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum insan tabii ki vücudunu sağlıklı besleyerek güzelleştirmeli içini. Biz çünkü hep dışa bakıyoruz ama esas iç bizi ayakta tutuyor. Bunu göremiyoruz içten bir organımızın kötüye gittiğini bizi anlamıyoruz. Mesela fazla su içmiyoruz böbreğimize zarar evet. veriyoruz. Fazla demin değineceğim lifli yemiyoruz. Ee, bu sefer bağırsaklarımız çalışmıyor. Bağırsaklarda sıkıntı oluşuyor ama biz bunu görmüyoruz ya da anlayana kadar uzun seneler geçiyor. Doğru. Ee, ama dışı gördüğümüz için hep dış odaklı yaşıyoruz. Zannediyoruz ki burayı düzeltirsek e, aynı şey beynimiz için geçerli. Gençlere diyorum ki beynimizin içini dolduralım. Çok haklısınız. E ee, çok da yani o güzellik de geçici. Yaşalıyoruz zaten. Ee, ama aldığımız bilgiler, öğrendiğimiz şeyler bizimle birlikte hayat boyu geliyor. Ve iyi insan olalım yani karşımızdakinin kilo sorunu varsa, yeme bozukluğu varsa onları rencide edip dalga geçmek yerine yardımcı olmamız gerekiyor. Çok haklısınız. Liften bahsedecektik, konu karıştı. <laughs> evet. e, lif nedir? Lif e, yemeklerin, besinlerin içinde olan e, bir besindir yine. E, bu bizim tok kalmamızı sağlıyor <laughs> lif ve e, bağırsakların çalışmasına yol açıyor ama... İki tür lif var, bir çözülebilen, bir de çözülmeyen lifler var. E, o yüzden eğer biz çözülmeyen liflerden yersek e, bunlar bağırsakta çünkü bazen diyorlar ki ben çok lifli yiyorum, bağırsaklarım tıkandı. Hmm. E, bunlar suda, e, bunun için çok fazla su içmek gerekiyor, onu ittirebilmek için. Hmm çünkü onlar suda çözülebilen değil. Hmm. o yüzden suya ihtiyacımız var. Yenmemeli mesela. mi yani? Yenmeli ama yanında suyu da almalı. Hmm. Lif faydalı bir şey ve genelde gençlerde her 10 gençten 9'unda düşük lif tüketim var. Hmm. Lif ne de var? Sebzelerde var, meyvelerde var. Ee, genelde sebze ve meyve ağırlıklı diyediğimizde çok fazla lif alırız. Tam tahıllı gıdalardan alabiliriz. Hı hı. Ee, Dolayısıyla e, gençlerin yetişmesinde ve gelişmesinde çok faydalı olan bir gıda türü. Diyoruz. Aynen öyle. Ama yanında suyla beraber. Tabii suyu muhakkak almaları Mal gerekiyor. Yoksa lazım. tekrar bağırsaklara zarar verebilirler. Evet. Peki e, uykunun öneminden bahsedersek biraz beslenmeyle bağlantısı var mı? Ne dersiniz? Ee, uykunun kesinlikle var. Çünkü birçok çalışmada şöyle çalışmalar var. Az uykunun obeziteyi tetiklemesi kadar fazla uyku da obeziteyi tetikliyor. Öyle mi? O yüzden e, ha ne kadar diyeceksiniz? Gençlerde tabii ki 8-10 saat arası bir uyku. E, bir de hangi saatlerde uyudukları çok önemli. Şimdi e, büyüme hormonunun salgılandığı hani 9'dan sabah 2'ye kadar özellikle gece 11'den ikiye kadar olan saat dilimi çok önemli. Hmm. Eğer o saatlerde uyumuyorlarsa o büyüme hormonu salgılanmıyor. Ve ee, büyüme hormonu da siz bir yiyecekten alamıyorsunuz. Evet. Onun için uykudan alıyorsunuz. Yani gelişimi uyku uyku sırasında yapıyoruz ve iyileşmeyi de vücut kendi kendini onarıyor. Bu esnada. Çok önemli. Ona evet. bağlı olarak da sağlıklı beslenerek devam ediyor hayatında kendisine iyi bir fiziksel görüntüye ve sağlığa kavuşturmaya. Şimdi tekrar ben sosyal bir boyuta geçeceğim. Beslenme e, konusundaki çalışmaları yaparken reklamların etkisi var mı gençlerin beslenmesinde? E, kesinlikle var. Çünkü gençler bunlara e, reklamları görünce bunların iyi olduğunu düşünüyorlar. Ve mesela en basiti... Protein tozlarının reklamı. Hı. E, erkeklerde özellikle diyorum işte daha kaslı görünmek, şişirmek. Fakat e, bunlarla ilgili çalışmalar var. Protein, protein tozlarının tiroid kanserine yol açabileceğine dair, e, böbreklere zarar verdiğine dair. O yüzden ailelerin kadar gençlerin de bu reklam sektörüne kanmamaları gerekiyor. Çünkü reklamlar bakıyorsunuz sosyal medyada, medyada işte kaslı hani biz e, kadınların İnce olmak hevesi kadar onların da daha büyük olma şeyleri var ve bir hastalık da çıktı bigoreksiya diye. Yani bigoreksia. büyük daha büyük daha büyük olmak istiyorlar. Kas kas kas. Protein. Yani böyle yeme bozuklukları da var aynı şekilde böylece hani? fazla protein almak gibi bir yola gidiyorlar. evet fazla e, spor yapıp işte o hmm. ağırlıkları basıp ve aşırı aşırı derecede protein almak aynı korkunç tehlikeli bir sonuca doğru gidiyor tabii bu da. tabii ölüme kadar bile Allah götürür. Allah korusun Allah korusun bir de bu e, çalışmalar çerçevesinde hmm. diyet sizin biraz karşı olduğunuz gençlerde karşı olduğunuz bir konu hmm. şimdi bir takım ünlü diyet türleri çıktı ne bileyim işte gençler bilir intermittent fasting ketojenik diyet vesaire bir sürü e, kelimeler var ketojenik ne demek mesela bu konularda e, tavsiyeleriniz neler? Uygulanmalı mı? Dayanılan prensipleri nelerdir sonra bu diyet türlerinin? E, intermittent fasting, aralıklı oruç dediklerinin e, değişik çeşitleri var. Kimisi e, işte o, 16 saat açlık Hı -hı. 8 saat içinde yiyorsunuz. Kimisi 5'e 2 var. işte 5 saat aç kalıyorsunuz 2 saat yiyorsunuz gibi değişik Hı -hı. E, varyasyonları var. Bunların... Klinik olarak çeşitli rahatsızlıklara iyi geldikleri gözlemlenmişti i̇şte diyabet hastaları, tansiyon hastaları vesaire ama bu şöyle kimi insan bunu diyet gençler özellikle diyor ki ben 16 saat yemeyeceğim sonra 8 saat sağlıksız şeyler yiyor hmm. ya da çok fazla yiyor o zaman bunun bir etkisi yok. Önemli olan 16 saat o vücudu dinlendirip o 8 saat diliminde de sağlıklı yiyecekleri vermek. Yani bizim şu anda Ramazan ayında yapacağımız bir oruç bunun çok daha güzeli olarak e, uygulanabilir öyle değil mi? Kesinlikle ama hani bizim orucumuz bir ay. E, gençlere de bunun dışında zaten oruç tutmak hani fasting onlar için değil. Çünkü vücudun hakikaten enerjiye ihtiyacı var tam büyüme zamanları. Hı hı. Bu yaşlarda bu tarz diyetler. E, zarar verebilir yarardan çok. Evet ama bir oruçta zaten bellidir. Akşam alacağınız dengeli bir beslenme sahur vakti ve sonrasındaki dinlenme süreciyle e, bu süreç çok daha sağlıklı bir insan için faydalı olabilir. Bir ama de dediğiniz gençler... gibi diyet kısmında e, hele bunu sağlıksız besinlerle desteklerseniz sonuç kötüye doğru gidebilir değil mi? Kesinlikle bir de e, hani şimdi sahura kalktıkları için bunu kahvaltı olarak değerlendirebilirler. Birkaç saat Hı -hı. ayakta kalıp Sonra gün içinde belki birazcık dinlenebilirler. Sonra akşam sağlıklı yiyebilirler. Hı hı. E, dediğim gibi bu bir ay sürecinde bir de evlerde çok oturduk ya. Hı hı. Şu an için hani ipleri tekrar ele alıp sağlıklı beslenmek için de güzel bir geçiş dönemi Doğru. olabilir açıkçası. Doğru. Az önce sorduğum soruların içinde bir de ketojenik diye bir ha. kelime vardı. Biraz bilmeyen kardeşlerimiz için de ondan da bahseder misiniz? Tabii şu anda çok moda olan bir diyet türü. E, %70'e yakın yağ olup protein olup e, karbonhidratı sıfırlıyorlar. Hmm. Yani hiçbir karbonhidrat, tür karbonhidrat derken işte meyvesi bile dahil, işte unlu gıdalar, evet. tahıllar hepsini sıfırlıyoruz. Daha fazla yağlı ve proteini yüksek olan gıdalar konuluyor. Hmm. E, bunun da e, sisteme birçok zararlı olabiliyor. Özellikle e, gelişme çağında olanların daha çok vitamin, minerale ihtiyacı var. Siz şöyle düşünün, meyveleri kesiyorsunuz, sebzelerin çoğundan da kesiliyor. Ee, ve bağırsaklar yeterli lif alamadığı için çalışamıyor hmm. ee, ve bağırsaklarda birçok insan bundan sonra sıkıntı yaşamaya başlıyor karaciğere yükleniyor fazla yağ tüketiminden dolayı hmm. bunlar bir de bakın bu ketojenik diyet e, normalde e, şey epilepsi çocukları için epilepsi hastası olan çocuklar için çıkmış bir diyettir öyle mi hmm. ve onlara kısa vadeli hastanelerde bugün bile öyledir doktorlar hesaplayarak, her şeyini hesaplayarak bu tarz diyeti veriyorlar ve kısa dönemli takip ediyorlar. Çünkü atak sayılarında azalma ya da şiddette azalma gözlemlendiği için. Şimdi bu, bu rahatsızlığı için çıkmış insanlar için. Bu bir diyet şeyi değil. Ben kendi başıma okuyayım, işte internetten ketojenik diyeti çıkarayım, bunu yapayım. E, sisteme birçok zarar verebilir. Bakın bu çocuklarda da diyorum çok sıkı takip altında kan değerlerine bakılıyor, her iki ayda bir, üç ayda bir e, karaciğer nereye gidiyor, hı hı. işte vücuttaki fonksiyonlar nasıl gidiyor bunlara bakılıyor. O yüzden ezbere diyetler yapılmaz. Çok doğru söylediniz. Bu çok önemli bir konu sevgili gençler. Ee, Didem Hanım hazır e, siz buradayken gençlerin de çok hassas olduğu bir konuyla sohbetimizi noktalayalım. Şeker yemeyi çok seviyoruz. Aslında sadece gençler değil bizler de seviyoruz. Peki çok şeker yiyince ne olur? İnsülin diye bir şeyden bahsediyoruz. Nasıl çalışır insülin? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? İnsülin e, pankreasın ürettiği bir hormon evet. sonuçta vücudumuzda. Çok önemli bir hormon. Evet. E, ve gençlerde e, insülin direnci yani e, yeterli derecede insülin üretilmemesi e, artık görülmeye başladı. Çünkü vücut yetişemiyor. Alınan şeker miktarı o kadar yüksek oluyor ki bir süre sonra buna yetişemiyor pankreas. Evet. E, bununla birlikte tabii karaciğere de yüklenmiş oluyoruz. Şeker zaten şöyle bir şey de var. E, yediğimiz noktada e, şek kan şekerimizi... Tepeye çıkartıyor. O an iyi hissediyoruz, enerjik hissediyoruz. Sonra e, taban yapıyor, çok düşüyor. Bu sefer tekrar şekerli bir şey yemek istiyoruz. Çünkü enerjimiz düşüyor, vücudun o şekere ihtiyacı oluyor. Kısır döngü yani. Kısır döngü oluyor. Eğer e, şekere ne zaman bu kadar çok ihtiyaç duyuyoruz? Çok şekerli yediğimiz zaman öğünlerimizde karbonhidrat, protein ve yağ dengeli bir şekilde olursa şekere ihtiyaç duymayacağız. Çok önemliydi bu da. Bu konudaki bilgiler için de bütün güzel sohbetiniz için de size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili gençler Didem Kanca Üsta ile birlikteydik. Sağlıklı beslenme konusunda onun tavsiyelerini tekrar bir gözden geçirmenizi ben de tavsiye ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.